Merhabalar. PlayStation çizgi romanından ben Emrecan ve bu boyutta da Eylül ayında çıkacak olan bazı yeni bağımsız serilere bakacağız. Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme. Çizgi romanların son sipariş tarihi 17 Temmuz Cumartesi günü. O günden önce bize PlayStation Comics sayfasına ulaşabilirsiniz ya da web sitesine alacağınız çizgi romanın kaporasını ödeyerek abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Evet, hız kaybetmeden Bloons'tan başlayalım. Öncelikle bize Berserker karşılıyor. Berserker'ın ilk 4 sayısı bir tane story arc'ı oluşturuyor. Yani muhtemelen 3 cilt yapacaklar çünkü 12 sayı sürecek bu seri. Ve bu sayıda yeni bir story arc başlıyor ve ben bu A kapağı bayağı beğendim. Bundan dolayı bu listeye aldım. Sonra Eat the Rich var. Eat the Rich'in ikinci sayısı geliyor. Geçen ay birinci sayısını sipariş geçmiştik. Hani artık ikinci sayıları da listeye alacağım çünkü bir ihtimal bazen birinci sayıdan kalabiliyor. Hani böyle ikinci sayıda uyanıp aa böyle bir şey varmış deyip birinci sayı almak istersiniz diye ikileri de artık böyle dahil edeceğim ama üçten sonra dahil etmeyeceğim dedikten sonra devam ediyorum. Firefly River Run bu bir şey olacak, one shot olacak. Bu arada hani A ve C kapağı aynı değil. C kapağı foil olacak. Boom'un foilleri güzel oluyor hani kapağı için bile alınabilir. Bunun aynısı bu arada şeyde de yapılmıştı. Riverdale değil ya. Buffy the Vampire Slayer için yapılmıştı. Onun da kapaklarını Milk and Honey oradan atalım. Teacup mıydı ne öyle bir şeydi. O sayı fena çıkmadı. Böyle one shotları iyi kotarıyor Boom. İyi insanlara veriyor, iyi insanlar yazıyor. Eğer ki Firefly ile alakalı bir one shot okumak istiyorsanız bu sayıyı öneririm size. Ve bundan son sayımızda Mav. Kendisi Boom'dan yeni çıkacak 5 sayılık bir mini seri. Bu sefer hakkında pek söyleyecek bir şey yok çünkü ekibini tanımıyorum maalesef. Ondan dolayı bir şey söylersem yanlış olur. Yani çıkıyor eğer ki siz göz atabilirsiniz. Özetini okuyup hani falan böyle konusuna bakıp belki şeyler yapabilirsiniz. Yani size kalmış o. Eğer ki zaten almak isterseniz biz buradayız. Haber verirsiniz bize. Biz de sizin adınıza abonelik açarız diyorum. Ve diğer yayın evine geçiyorum. Evet Dark Horse. Dark Horse'da da 3 tane yeni başlayan seri var. Şöyle biri Last Flight Out. Kendisi yine benim Mav gibi çok fazla bilmediğim bir ekip tarafından yapılıyor. Ona yine pek bir şey söylemeyeceğim. Hatta ben Last Flight Out'u bu listeyi yaparken fark ettim. Normalde bu iki tane birazdan göstereceğim seri fark etmişim çünkü ikisi bilindik şeyler. Ama bunu ilk defa gördüm. Hatta listeye falan almıyordum, kaçırıyordum. Ondan dolayı bu seri hakkında belki fikrim yok ama önümüzdekinden var birazcık. Evet, Maze Book benim bu arada çok beklediğim bir seri. Kendisi çünkü Jeff Lemire'in serisi yani daha ne olsun. Kendisi yazıp çizecek. Back Backpack Wars Andy yani müthiş bir kapak. Hani müthiş bir seri bekliyor bizi bence. Yani 5 sayı olacak, 5 sayı olması zaten iyi şeyi. Hani kısıtlı olacak, böyle kısa olacak, güzel olacak, hoş olacak. Umarım beklentilerimi karşılar Maze Book. Jeff Lemire'e güvenim tam zaten. Kendisine bu arada bir tane daha serisi çıkacak Eylül ayında. Hani iki tane bomba gibi seriyle geliyor. Biri da, diğeri de 6 sayılık bir mini seri olacak. Böyle yani Mezbuk cidden bu ayki çıkacak olan seriler arasında benim favorilerimden, en çok beklediklerimden. Ondan dolayı bunu kaçırmayın derim. Hani cidden hiç onu almayın ama bunu alın. Öyle söyleyeyim. O kadar güveniyorum yani Mezbuk'a. Bir de diğer çıkaracağı yeni seriye. Devam edeyim diğer yeni çıkacak olanlar Dark Horse'dan. Diğeri de Stranger Things, Tomes of Eden. Greg Pak yazıyor. Yani kendisi fena bir yazar değil. Hani iyi işleri de var. Kötü işleri de var. Ortalama bir yazar. Hani belki de ortalama bir tık üstü diyebiliriz. Benim görüşüm orada. Stranger Things'e yeni bir 4 sayılık mini seri geliyor. Her hafta zaten yani senede en az 2-3 tane bu 4 sayılık mini seriler çıkıyor Stranger Things'e. Şimdi de Tomes of Eden diye bir şey yapıyorlar. 4 kapaktan oluşacak bu A, B, C'de. C kapağı buraya dahil etmedim. Ama C kapak galiba foil diye emin değilim. Ya B ya C ikisinden biri foil. Ama ben D kapağını çok beğendiğim için buraya almadan olmaz zaten. A, B şart buraya da yani C veya D'nin arasında kalmışım. D'yi daha çok beğendim. D'nin kapak çizeri de Elvin Rodriguez. Yine benim sonlarında bayağı beğendiğim çizerlerden biri. Ondan sonra ona birazcık şey yaptım böyle. Torpil yaptım. Onu aldım işte. Normalde 3 kapak alabiliyorum sadece bu tasarımlarda. Haydi gel sen gel böyle ya. Gel. Beğendiğim kapak. Bu seride Stranger Things sevenlere duyurulur. Hani benim öyle fan olduğum bir dizi veya çizgi roman serisi değil. Ondan dolayı ben bunu pas geçeceğim ama hani eğer ki seviyorsanız iyi gözüküyor. Hani kapakları olsun, çizeri olsun, yazar olsun.
Hani üzmez. Diyorum ve diğer yayınımıza devam ediyorum. Dynamite, woohoo! Burada sadece iki tane kapak görüyorsam arkadaşlar, bu her bir serinin en az 10 tane kapağı var. Onları siz bakarsınız. Ben buralar sadece A, B şey yaptım hani. Çünkü ben birinde A, C olacak, diğerinde A, F olacak falan diye karışık olmasın diye. Burada sadece A, B kapağını aldım. Yani Army of Darkness cidden bilmediğim bir şey. Ondan geçiyorum hani. Bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Eğer ki seviyorsanız, kendisinin 1979'un yılında geçen bir serisi yapılacak. Bize haber verebilirsiniz. Aboneliği seve seve açarız. Evet, Red Sonja bu ayki Dynamite'dan beklediğim tek seri. Mirka Andolfo yazıyor. Mirka Andolfo iyi bir yazardır. Her ne kadar Deep Beyond'un cidden çok kötü kötü de olsa hani, yani çok hayal kırıklığına uğradı Deep Beyond'dan, ama en azından Red Sonja'yı kurtaracaktır muhtemelen. Çünkü hani Mercy'de iyi iş çıkarttı. Unnatural'da yani fena değil. Sweet Paprikası'nın güzel olacağını düşünüyorum. Zaten, önce İtalyanca da basalım. İtalyancam olmadığı için okuyamadım. İngilizce baskısını bekliyorum şu an. Hani Mirka Andolfo iyidir. Keşke o da çizseydi. Hani bana çizer kötü demiyorum. Kendisinin çizimlerini beğendim. Yani A kapak onun olması lazım. Yo, A kapak Andolfo'nun ya. Ben diyorum neden beğendim bu kapağı. Hani keşke Mirka Andolfo yazıp çizseydi. Çünkü onu yazıp çizdiğinde daha hoş oluyor bence. Ben daha çok beğeniyorum öyle ama. Sadece yazmaya şey yapmış, yapılmış. Yazmak için yazar olarak işe alınmış Red Sonja'da. Hani ilginç bir Red Sonja başlığı bence bizi bekliyor. Bu yanında da sidekick beyaz saçlı kız olacak galiba. Bakalım hani bir yol hikayesi olabilir güzelinden. Hani anne kız ilişkisi görebiliriz. Bilmiyorum Red Sonja'nın ne kadar ne olur bilmiyorum ama. Göreceğiz umarım. Güzel bir seri çıkar. Sevenlere de bu seriyi beğenecek tabii, çünkü önceki run o kadar iyi değildi ama bayağı seven vardı aslında bence. Hani bence bu daha iyi olacak, onu söyleyelim. Yani bilmiyorum. Yani hani önceki resmen bu mu deseniz, ben hani bunu seçerdim herhalde. Hani daha gelmedi ama yine de yani Mirka Andolfo'nun orada olması hani belli bir kalite standartının üstünde olacağı anlamına geliyor bence. Ondan ve bu Red Sonja serisine bir göz atın derim. En azından bir ark toplarsanız, beğenmezseniz bırakırsınız, sizin şeyinize kalmış, keyfinize kalmış. Diyorum diğer çıkacak olan Dynamite serisine devam ediyorum. Evet, Vampireverse, Dynamite ayda 60 tane vampir Rella kapağı basmaya sıkılmadı. Bir 10 tane de buradan çıkartacak. Vampireverse cidden ne olacak bilmiyorum. Herhalde her yerde vampirler olacak. I don't know. Hani hiçbir fikrim yok maalesef. Yani zaten Red Sonja'yla alakalı daha fazla fikrim vardı. Yani bir şey diyemeyeceğim hani. Sonya Versal'dan sonra hani bunun çıkmasını bekliyordum. Birazcık geç bile kaldılar aslında hani benim beklentime göre. Ama geldi. Hani Vampirella sevenlere, Vampirella kapakları sevenlere duyurulur. A kapağı Adam Huesberg'la ben bayağı beğendim. Hani B'de Segovia olması lazım. Yani Dynamite'den bu kadardı. Diğer yayına bile devam ediyoruz. IDV maalesef şu sıralar bayağı seskinler, seskin ne ya, suskunlara oynuyor. Bildiğiniz gibi Last Ronin çizgi romanı çıkartmışlardı. 1-2 sene, 1 sene bilmiyorum ne zaman. Çıkar çıkmaz zaten direkt fiyat tavan yaptı. Yani nasıl bilmiyorum ne oldu da içinde. Hani her bir sayı en az 20'şer 30'lar dolardan gidiyor. Bu da onun design arşiv sayısı. Bu değerlerini mi bilmiyorum, hani değerlenme key hunter olan arkadaşları bilmiyorum. Ama ben her zaman design işlerine daha beğenen biri olmuşumdur. Hani mesela şeyler çok iyiydi benim için. X-Men Gala Event'i, böyle herkese yeni kostüm falan yapıldı ya. Onun bir tane official Gala Book'u var. Free olarak yollanıyordu. Mesela benim çok hoşuma gidiyor. Hani olan Free Book ama bayağı bildiğim, normal okuduğum şeylerden daha çok hoşuma gidiyor. Komiklerden. Büyük ihtimalle bu da böyle bir şey olacaktır hani ulan olmayabilir, biliyorum sanki Raw bir komik gibi de olabilir hani, böyle siyah beyaz içi sadece skeçlerden oluşmuş ya, bilmiyorum, göreceğiz ama hani ben büyük ihtimalle bir göz atacağım buna, yani öyle bir düşüncem var benim. diğer IDV sayısıyla devam edelim. Bu da Transformers Halloween Special. Yani Transformers arkadaşlar, yani daha üstünde bir şey söyleyeceğimi zannetmiyorum ama bunun ne olmuş buna, böyle birinin içinden Chewbacca çıkıyor. Garip bir işler dönecek burada.
Hani Transformers okurlarına duyurulur böyle bir. Hollywood'un manşeti çıkıyor. Yani IDV'den bu kadardı. Image'la devam edelim. Evet, bizi Department of Truth karşılıyor. Lan Jackson. Department of Truth 2 falan değil. Evet, 2 falan değil ama burada bir story arc bitiyor. Onu söyleyeyim. Hani 14 Nisan yeni story arc başlayacak atıyorum. Hani durdurmak isteyenler burada durdurabilir. Veya başlamak isteyenler 14 Nisan itibaren başlayabilir. Ve ona geçtim. Abi C kapağı çok güzel. Hani zaten klasik dünyada Ay'a gidilmedi. Dünya düz tayfası var ya. Kanser tayfa. Onlara ithafen yapılmış bir kapak. Zaten Department of Truth'da böyle salak saçma teorik. Aman salak saçma teorilere böyle karşı üretilmiş gerçeklikle farkını. Olay zaten bu. Zaten seri sevmem sebeplerinden biri de bu. Çok güzel anlatımları var. Buna da alakalı bir B kapağı var. Varyant. Benim çok hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Ondan da buraya aldım. Ondan sonra daha 20 geliyor kendisi. Artık biteceği için buraya ekledim. Zaten son 2-3 videodur alıyordum buraya. En azından biteceğini söyleyeyim. 20'de bitiyor. Zaten kapaklık tasarım 20'lik zar tasarımı. Çok güzel yerde bitiyor bence. İyi ki burada bitiriyorlar. Yani valla yaklaşık 200 senedir bu anı bekliyordum. Bitiyor gönlümün efendisi. Biraz üzgünüm. Ama en azından mutlu bir üzgünlük bendeki. Yani bakalım dayım boşuna ne yapacağız. Ama onun yerine Equalance dolduracak umarım. Evet. Şu an Image'den yeni çıkacak başka arasında favorim. Tabi bu ikinci sayısı ama hani bir hala sipariş geçilebilir durumda olmasa da olmazsa zaten bizde birkaç tane ek var. Equalance cidden bu şey biliyor musun bilmiyorum ama Williams the Third. Kendisi Sandman'larda olsun, Batwoman'da olsun veya atıyorum Prometheus'da olsun bayağı başarılı bir yazar, çizer. Ondan dolayı güveniyorum ve Ecolens'e de aboneliğimi açtım hemen. Bu çizgi roman yatay olacak hani normal çizgi romanlara nazaran. Bundan da böyle bir özelliği var. Hani bir bakın derim, ilginç olacak, ilginç bir iş geliyor bence. Bunun bu arada Raw Cut Edition'da yapmışlar. Büyük ihtimalle içi siyah beyaz olacak. Hani birinci sayının Raw Cut Edition'ı. Öyle almanız gerekli değil bence öyle. Yani eğer ki çok istiyorsanız alabilirsiniz. Ondan sonra Frontiersman geliyor. Yine ve çok pek bir bilgim olmayan bir seri. Yine Last Flight Out gibi az kalsa kaçırdığım bir seri aslında hani görmediğim. Ama Image'in böyle aniden çıkan serilere bazen iyi olabiliyor. Ondan yani bir şans vermek isterseniz verebilirsiniz. Sonra King Spawn var. King Spawn'ın ilk sayısı 6 dolardı. Yani böyle aniden fiyat artışı gelmiş. Ondan sonra şu an 3 dolar bandına geri döndük. Kapakta ne kadar 6 dolar da yazsa bize gelen listede ve PV4 kataloğunda 3 dolar olarak gözüküyor. Var bir şey mi? Hani çok sevindim. Spawn zaten en büyük olaylardan biri oydu. Hani her ne kadar fiyat da artsa da 3 dolar kaldı. 3 dolar bir şekilde kendini çevirdi. Ve böyle de devam ediyor. Zaten Spawn satış sayıları hep yüksek. Yani hep yüksek değil mi? Son 1-2 senedir bayağı yükseldi. Güzel PR kampanyalar olsun, iyi hikayeler olsun. Ve zaten şu anda evreni genişletiyorlar. King Spawn'ın bu arada yani ikinci sayısı geliyor. Tekrardan söyledim. Bunu neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama yani 3 dolara bence değebilecek bir seri. Buna abonelik açtırmadıysanız açtırırım. Hani fiyatından dolayı açtırmadıysanız bu fiyat değişikliğini gördükten sonra açabilirsiniz. Çünkü hani Spawn toplayan birçok insan böyle bu seri soğuk yaklaştı ben fiyattan dolayı falan. 3 dolara düşüyor hani normal fiyata geri dönüyor diyelim. Me, You, Love, Duck cidden bu seriye karşı bayağı beklentim var hani. Equalence'e ne kadar varsa bir bu kadar bunun için var. Normalde bu kadar beklemiyordum ama bir fragman yayınladılar bayağı hoşuma gitti. Yani birinci sayıyı kaçırdım ben. Birinci sayı şu an bitti mi bitmedi mi emin değilim ama hani siz sorarsanız yine ek deneyip eks başlayabiliriz. Hani bakın ben kaçırdım ben burada çalışma var hemen kaçırdım. Cidden ilginç gözüküyor. Yani o fragmanı bir izledim. Image Comics'in şu an Instagram'ında olması lazım. George Corona... George mıydı ya? Emin değilim ya. Corona diyelim. Corona'nın çizimi zaten çok güzel. Beğendiğim bir seri. Scott Young'da fena işler yazmıyor. Hani Stitch Akademisi'ni okumadım daha ama I Hate Fairyland'de bayağı iyiydi. Ondan dolayı şans verilebilir. Ben cilt alacağım muhtemelen birinci sayıyı kaçırdığım için. Eğer ki hani isterseniz belki bir ekspires, ben kendim çok fazla ekspires geçmeyi sevmiyorum çünkü ekspires geçildiği zaman hani gelme ihtimali birazcık düşük oluyor. Hani şöyle söyleyeyim, zaten son dönemlerde hala eksik
Sipariş aldığım için ek sipariş geçeyim de aslında onun gelme ihtimali düşüyor. Atıyorum normal bir serinin gelme ihtimali %85 ise ek sipariş geçildiği zaman o 65'e falan düşüyor o ek sipariş olarak çekilen sayı. Ama yine de o şansı göz almak istiyorsanız buyurunuz, biz burada ek sipariş geçebilirsiniz bize. Ve bahsettiğim Dark Horse listesinde Jeff Lemire'in ikinci serisi dediğim, yani başlatacağı ikinci seri dediğim Primordial'a geldik sonunda. 6 serilik bir mini seri olacak. Bunun da en hoş yerlerinden biri. Çizer olarak da Sorrentino var. Zaten Lemire Sorrentino ikilisi bayağı güçlü. Kendisi zaten Gideon Falls'tan biliyoruz. İkisi de çok iyi işler yapıyor. Ve bu da ilginç bir science fiction işi gibi duruyor. Ve ben zaten science fiction'dan ne zaman böyle eriyorum gidiyorum. Kesinlikle kaçırılmaması gereken şeylerden biri bence. Yani abonelik kaçırın dedim buna. Bu listedeki yine top 3'e girer mi? Rahatlıkla girer bence yani. Girer girer hani. Zaten 3'te 2 tane Lemire serisi var. 3. de ne diyebiliriz? Hani Echolens veya aslında Echolens'in çıkmadı. Ne diyebiliriz? Red Sonja edebiliriz yani 3'e de. Yani Primordial cidden ilgimi çekiyor. Bu A2 başlar arasında en ilgi çeken diyebilir mi? Mazebook kadar ilgimi çekiyor mu? Bilmiyorum yani Lemire'in ben çizimlerini beğenirim. Hani kendisi müthiş bir çizer olmasa da Jeff Lemire kendi yazdığı hikayeleri çizmesi çok hoş oluyor. Her ne kadar Sorrentino'yu sevsem ben muhtemelen Lemire'in tek başına çıkarttığı Mazebook'u 1'e koyarım. Primordial'ı ben 2'ye koyarım. Ama tabii ki de bu yani benim düşünmem değil, sizin düşünmeniz önemli bence. Hangisine abone kaçtırmanız size kalmış. İsterseniz ikine de açın, isterseniz hiçbirine de açın. Yani size kalmış tamamen. Ve diyorum ve burada videoyu bitiriyorum çünkü elinde başka bir seri kalmadı gösterebilecek. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu gibi içerikler için de kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.